geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Ali Agamuradov geliyor. Merhaba. Ali, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nereden geliyorsun? Türkmenistan'dan, Türkiye üniversite okumak için geldim. Kaç yıl oldu? 5 yıl, 2013 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne. Hangi bölüm? Voleybol antrenörlük bölümünü bitirdim. Şu anda yüksek lisans yapıyorum ve antrenörlük de yapmaya devam ediyorum. Süper. Kimlerle beraber geldin? Yakın arkadaşlarımla geldim, sevdiğim. Merhaba. Merhaba. İsmim Vepa. Celal Bayar Üniversitesi'nde iktisat bölümünde okuyorum. Ali ile yaklaşık 5 yıldır arkadaşız. Hayallerine, hedeflerine ulaşan birisi. İnşallah bugün de hedeflerine ulaşır. Başarılar diliyorum. İnşallah. Merhaba. İsmim Seyit. Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi 3. sınıf. Dostluğumuza başarılar diliyorum. Siz de Türkmenistanlı mısınız? Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet Ali. Kuralları biliyorsun. Evet. Biliyorum. Yarışma başlıyor. Bir satış elemanı size kaç numara giyiyorsunuz diye soruyorsa ne almak istiyor olabilirsiniz? A. Diş fırçası. B. Kitap. C. Tablet bilgisayar. D. Ayakkabı. D. Ayakkabı. Son kararım. İkinci soru geliyor. Gulu gulu sesini hangi hayvan çıkarır? A. Köpek. B. At. C. Yılan. D. Hindi. D. Hindi. Son kararım. Tebrikler. 1000 lira kazandın. İlk aşamayı geçtin. Sırada 3. soru var. Kulaklıklardaki R ve L harfleri ne anlama gelir? A. Yukarı ve aşağı. B. Ters ve düz. C. Sağ ve sol. D. Arka ve ön. R, right, L, left. Yani sağ, sol diye düşünüyorum. Arka, ön. Ters ve düz. Yukarı, aşağı. C, sağ ve sol, son karar. Sıra geldi 3000 lira değerindeki 4. soruya. Liglerde sezon boyunca oynanacak müsabakaların haftalar halinde belirlenmesiyle oluşan tabloya ne ad verilir? A. Fikstür. B. Fasikül. C. Almanak. D. Fihrist. A. Fikstür. Son kararı. %100'den de fazla emin olmak istiyorsun. Evet, yani fikstür olduğunu bile bile yine de diğerlerini tekrar tekrar evet. Saydım. Güvenmek güzeldir ama kontrol daha güzeldir diye tekrar okudum. O zaman kontrollü bir şekilde yolumuza devam edelim. 5000 lira değerindeki 5. sorumuzla. Bir bölgesine gidip Kızıldeniz sahilini dolaşırken başka bir bölgesinde Basra Körfezi manzarasını izleyebileceğiniz ülke hangisidir? A. Cezayir. B. Suudi Arabistan.
C Hindistan, D İran. Bir bölgesine gidip Kızıldeniz sahilini dolaşırken başka bir bölgesinde Basra Körfezi. Hindistan olmadığını düşünüyorum. İran, Suudi Arabistan, Cezayir. Ben burada seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala. Sevgili seyirciler, bir bölgesine gidip Kızıldeniz sahilini dolaşırken başka bir bölgesinde Basra Körfezi manzarasını izleyebileceğiniz ülke hangisidir? A. Cezayir, B. Suudi Arabistan, C. Hindistan, D. İran. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %46'sı B, Suudi Arabistan demiş. Evet. Suudi Arabistan. Seyircilerime güveniyorum. B, Suudi Arabistan. Son karar. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Seyirciye sormuşuz. Evet, tam emin değildim. Seyircilere sormak istedim. Sıra geldi 6. soruya. 7500 lira değerinde sesli bir soru. Dinleyeceğiz önce. Bakalım. Dinlediğiniz doğum günü müziğini çalan NASA uzay aracı Curiosity 2012'den beri hangi gezegende dolaşmaktadır? A. Merkür, B. Venüs, C. Mars, D. Jüpiter. Dinlediğiniz doğum günü müziğini çalan NASA uzay aracı hangi gezegende dolaşmaktadır? Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki jokerleri tanıyalım. Ezgi Hasgör, Halil Karasu, Gökhan Çobanoğlu. Kim efendim? Gökhan Çobanoğlu'na sormak istiyorum. Gökhan Bey'i arıyoruz. Kimdir kendisi? Üniversitede hocam. Arayalım efendim Gökhan hocamızı. Evet Gökhan Bey telefonumuza cevap vermedi. Diğer jokerlerimizden birini seçeceksiniz. Ezgi Hasgör, Halil Karasu. Halil Karasu'yu aramak Halil istiyorum. Halil Bey kimdir? O da Manisa'dan bir hocam. Futbol. Halil hocamızı arayalım efendim. Halil Bey iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı akşamlar Murat Bey. Sizler nasılsınız? Sağ olun hocam. İyiyiz. Size ihtiyacımız var. Buyurun. Dinliyorum. Sorumuz sesli bir soru. Önce dinleyeceksiniz. Sonra Ali soruyu sizin için iletecek. Tamam. Dinliyoruz hep birlikte. Dinlediğiniz doğum günü müziğini çalan NASA uzay aracı Curiosity 2012'den beri hangi gezegende dolaşmaktadır? Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter. Halil hocam. Ali. Evet. Merkür, Venüs, Jüpiter, Mars. Doğum günü müziğini çalan NASA uzay aracı Curiosity Ali. 2012'den beri. Ali Jüpiter bilmiyorum ama dans isim söyleyemeyim oğlum. Jüpiter. Teşekkür ederim hocam. Hocamız tam emin değil. Venüs değil. Merkür'ü de olmadığını düşünüyorum. Ya Mars'a gidildi. Jüpiter'e gidilip gidilmediğinden emin değilim. %50 yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala. İki tane yanlış cevabı eleyelim. Son jokerimiz olan yarı yarıya jokerini de kullandık efendim. B. Venüs, C. Mars.
C. Mars son kararım. İlk başta da kendim de bunu düşünmüştüm. Yakın Mars'a gidildiğinden dolayı diğerlerine gidilmediği diye düşünüyordum. Ama emin olmak istedim. Sağlık olsun. Bütün jokerlerini harcadın. Evet. İki maalesef. Joker bu soruda gitti. Evet. Şimdi bakalım inşallah bildiğim yerlerde. Şimdi jokersiz cevaplamak zorundasın. Evet. İkinci baraj sorusun. 15 bin lira değerinde. Eğer bunu doğru cevaplarsan çift cevap joker hakkı kazanacaksın. Bir tane daha. Yedinci sorumuz geliyor efendim. 15 bin lira değerinde. Super Mario Bros. Oyununun sonunda Mario kimi kurtarır? A. Göreceğim. Bir kardeşimi Türkiye'ye getireceğim. Onun eğitim hayatı, kendi eğitim hayatımı harcamak istiyorum. İnşallah. Şimdi süremiz de... Aile fotoğrafınız. Evet, aile fotoğrafımız. Şu yerde oturan kardeşimi, adı İslam. Onu buraya getirmek istiyorum. Göreceğim. Bir kardeşimi Türkiye'ye getireceğim. Onun eğitim hayatı, kendi eğitim hayatımı harcamak istiyorum. İnşallah. Şimdi süremiz de... Aile fotoğrafınız. Evet, aile fotoğrafımız. Şu yerde oturan kardeşimi, adı İslam. Onu buraya getirmek istiyorum. Ortadaki İnşallah. En küçüğü. Ben oradayken, işte buraya geldiğimde 2013, 4 yaşındaydı. Şimdi 8, 9 olacak. Her yıl gidebiliyor musun? Her yıl yok. İlk sene gittim, birinci sınıfı bitirip. Sonra 3 sene gidemedim. Sonra babamın cenazesine gittim maalesef. Allah rahmet eylesin. Şimdi işte yine gideceğim. İnşallah. İnşallah. Hazır mısın? Evet, hazırım. 30 bin lira değerindeki 8. sorumuza devam ediyoruz. Yüksek lisans tezini kendi kariyeri üzerine yazan oyuncu hangisidir? A. Kemal Sunal. B. Şener Şen. Ya... C. Kartal Tibet. D. Cüneyt Arkın. Şimdi yüksek lisans tezini kendi kariyeri üzerine yazan oyuncu kimdir? Kemal Sunan'ı tanıyorum. Bence hepsini tanıyorsun. Şener Şen'i de tanıyorum. Onunla beraber filmlerde izledim. Ama Kartal Tibet, Cüneyt Arkın'ı tanımıyorum. Tanımıyorumdan kastın? Ya da görmüşümdür isim olarak bilmiyorum. Kim olduklarına dair hiçbir fikrin yok. Fikrim yok. Belki izlemişimdir filmlerde ama şu an isim olarak çıkaramadım. Cüneyt Arkın, Kartal Tibet. Şimdi Kemal Sunan yüksek lisans yaptı mı? O hakkında da bir bilgim yok. Burada seyirci hakkım ya da arama joker hakkım olsaydı çok güzel olacaktı. Çünkü buraya ait bir şey yani Türk oyuncuları. Şimdi mantık yürüterek bir de bir jokerimiz de var. Bir şekilde cevap vereceksin zaten. Evet. Hiçbir fikrin yok. Tabii ki jokerini kullanarak cevap vermen daha mantıklı. Ama yok ben riske gireceğim. Dörtte bir şansımı deneyeceğim. Çift joker hakkımı da daha sonra kullanacağım. Hedeflerim büyük diyorsan senin bileceğin bir şey. Yok.
Burada Joker'i kullanacağım ama şimdi Kemal Sunan yüksek lisans yaptı mı? Şener Şen yüksek lisans yaptı mı? Kartal Tibet, Cüneyt Arkın hiçbir fikrim yok. Onlar hakkında bir yorum yapamayacağım. Yüksek lisansı görünce sevindim. Belki bir böyle çağrıştıran bir şeyler olur diye. Evet, çift cevap Joker cevap hakkını kullanmak istiyorsun. Istiyorum. Peki. Evet. Şimdi önce hangi cevabı vereceksin? Şimdi tanımadığım birini söylemek risk. Şener Şen yüksek lisans sunucu. Şener Şen sunucu da değil, filmlerde vardı. Şener Şen. Evet, ilk hangisiyle başlıyorsun? Şener Şen demek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son karar. Son karar. Güzel. Cübbeli fotoğrafını hatırlıyorum ben. Cübbeli Şener Şen, cübbeli fotoğraf. Kemal Sunan. Kartal Tibe, Cüneyt Arkın. Kartal Tibet'le Cüneyt Arkın. Kim olabilir? Onlar da oyuncu. Oyuncu. Kartal Tibet aynı zamanda çokça Türk filminin yönetmenliğini de yaptı. Bunlar da Kemal Sunan'ın zamanından beri devam eden oyuncuları mı acaba? Tabii ki. Bir tek Kemal Sunal'ı kaybettik, rahmetli. Uçakta... Kartal Tibet, kendi hayatına... Eskiden de yüksek lisans. Cüneyt Arkın, Kartal Tibet. Sıradaki cevabın hangisi? Kemal Sunan demek Emin istiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararın. Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın. Ya da Cüneyt Arkın. Bilmiyorum ama. Evet. Kemal Sunan. A. Kemal Sunan. Emin misin? Eminim. Son karar mı? Son karar. Evet, rahmetli Kemal Sunal evet. Kendisi üzerine yüksek tez yazmıştı. Hatta bu çok konuşulur. Ama sen bilmiyordun. Bilmiyordum çünkü... Aralarında en aşina olduğun isim Kemal Sunal'dı. Evet. O yüzden onu da söylemek istedin. Evet. 30 bin liran hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. İnşallah kardeşini de getirirsin. Sen de bolca Türkmenistan'a ziyarete gidersin hayırlı. İnşallah. İlk hedefimize ulaştık şu anda. Çok güzel. Sıra geldi... 60 bin liralık soruya. 9. soru geliyor efendim. Evet. Japonca bir tabir olan Tsundoku adlı sendrom hangisidir?
A. Mektup yazıp göndermeme. B. Ayakkabı alıp giymeme. C. Yemek hazırlayıp yiyememe. D. Kitap satın alıp okumama. Şimdi Japonya Tsundoku sendrom deyince ilk aklıma gelen kitap satın alıp okumama. Çünkü bildiğim kadarıyla Japonya'nın kitap okurluğu yüzdesi dünya üzerinde daha fazla olduğunu düşünüyorum. Tsundoku. Tsundoku. Dilleri de çok severim. Tabii Japonca'yı bilmiyorum da başka dillerden. Japonca Tsundoku. Mektup yazıp göndermeme. Ayakkabı alıp giymeme. Yemek hazırlayıp yememe. Şimdi ayakkabı alıp giymeme gibi bir durum olmaz. Mantıklı olarak bir kişi ayakkabı alırsa giyer. Orada giyer. Denerken giyer. Mantık olarak bunların hepsini yapar aslında. Mektubu yazarsa gönderir. O zaman ayakkabı alırsa giyer. Kitabı satın alırsa okur. Yemeği hazırlarsa da yer. Ama niye ayakkabıya öyle desin işte? Tsundoku bir şey çağrıştırsa Tsundoku. Doku, yani Latince'de organizmadaki bir doku. Ama burada bir alakası Tsun. Cevap verecek misin? Düşünüyorum. Yani vermek isterdim. Bir güzel sonuca varabilirsem. Mektup yazıp göndermeme. Yemek hazırlayıp yememe. Kitap satın alıp okumama. Şimdi bilemezsem? Bilemezsen eğer 15 bin lirayla buradan ayrılacaksın. Yani 15 bin lira kaybedeceksin. Hı hı. Bilirsen 60 bin lira kazanacaksın ve 125 binlik soruyu göreceğiz. Çekilirsem de 30 Çekilirsen bin Çekilirsen 30 bin lirayla çekileceksin. Evet. Kitap satın alıp okumama. Ama bilmediğin şey hakkında da risk almak ne kadar doğru? Tsundoku. Japonca'da tabir olan Tsundoku. Sendrom. Yemek hazırlığı. Risk almak istemiyorum. Çünkü... Çekiliyor musun? Evet. Emin misin? Eminim. Son karar. Son karar. Peki ya kitap satın alıp okumama çıkarsa? Üzülür müyüm? Evet üzülürüm. Ama riski atmamam daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım cevap neymiş o zaman? Kitap alıp satın alıp okumama derdim. Ya. Evet çok mantıklı bir cevaptı evet. Aslında. Yani kitap alıp... Japonya'da okuma alışkanlığı oldukça fazla. Evet onu biliyordum. Ama şimdi farklı bir şey de çıkabilirdi. Çıkabilirdi evet. Evet. Bilmiyorum çünkü. Sağlık olsun. 30 bin liran hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Türkmenistan'a ederim. Bizden sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, Kim Milyoner Olmak İster bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.